Sevgili kardeşlerim, bugün yine ittifaklar meselesi gündemde. Biz politikamızı aylardır anlatıyoruz. Diyoruz ki parlamento seçimlerine kendi ittifakımızla gireceğiz. En geniş demokrasi ittifakıyla. Ama cumhurbaşkanlığı seçimi için de bütün muhalefet partileriyle diyalog ve müzakere istiyoruz. Eğer muhalefet partileri bizlerle geçiş süreci, önümüzdeki dönemin temel ilkeleri, seçime kadar olan dönemdeki haksızlıkların, tahribatların tamiri konusunda müzakere ederlerse ortak aday fikrine de açığız. Bugün altı muhalefet partisinin başkanları bir araya geliyorlar. Gelsinler, çok iyi yapıyorlar. Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yok sayan, bu diyalogta HDP ile ilişki kurmayı, HDP ile müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vaat ettiğini de açıklaması gerekiyor. Çünkü bu masada oturanların önce uzlaşması, kabul etmesi, mutabakata varması gereken şey, evet olabilir, güçlü parlamenter sisteme dönüş anlaşması yapılabilir. Biz de bu konuda görüşümüzü açıkladık ama asıl tartışmaları gereken şey bu ülkeye güçlü demokrasiyi ve kalıcı barışı nasıl getirebileceğimizdir. Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken güçlü demokrasi ve kalıcı barış, gerçek adalet için HDP ile müzakere etmek şarttır. HDP ile diyalog içinde mutabakat aramak şarttır. Çünkü bu halkın demokrasi inancı, bu halkın barış talebi, bu halkın adalet hasreti bu ülkeyi dönüştürebilecek, aydınlığa taşıyabilecek en temel güçtür. Bu gücü yok sayarak Türkiye'yi bu bataklıktan, bu kısır döngüden, bu soygun düzeninden çıkarmak mümkün değildir. Bunu görelim. Görelim ve yolumuzu serin kanlılıkla, olgunlukla, kararlılıkla belirleyelim. Kim ki HDP'yi düşmanlaştırır, onun AKP'den, MHP'den farkı yok. HDP'ye düşmanca yaklaşan herhangi bir partinin Türkiye'de kendini muhalefet gücü saymaya da hakkı yoktur. HDP'ye bu iktidarın, özellikle de MHP'nin anlayışıyla yaklaşan herhangi bir oluşumun, bir yapının, bir partinin ülkeye barış vaat edecek herhangi bir hakkı ve herhangi bir programı yoktur. O nedenle diyoruz, iktidarın dilinden uzaklaşın, zihniyetinden uzaklaşın. Aynı şekilde HDP'yi yok sayan, bu güçlü demokrasi dinamizmini, bu inancı, bu kararlılığı yok sayan herhangi bir girişimin bu ülkenin halklarına, toplumuna inandırıcı bir aydınlık gelecek vaat etmesi de mümkün olmaz.
Biz mücadelemizde kararlıyız, yolumuza devam edeceğiz. Bütün toplum kesimleriyle diyalog ve müzakere yollarını kurmak için elimizden gelen her çabayı harcayacağız. Bu ülkede demokrasiye geçiş sürecini, barışın kurulması yolunu açmak için üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Biz görevlerimizin ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Türkiye halklarına bir kez daha buradan seslenmek istiyorum. Kim ki bu zorba, soygun, çete, mafya rejiminin öyle ya da böyle makyajla, süslemelerle, küçük düzeltmelerle devamında yönelmişse şimdiden dur demek gerekiyor. Şimdiden o anlayışları uyarmak ve bu yoldan vazgeçirmek için bütün demokrasi güçlerinin ağırlık koyması, irade göstermesi gerekiyor. Bizler, tekrar söylüyorum, bu ülkeye ve bu bölgeye barışı eşit ortak yaşam temelinde getirmeye kararlıyız sevgili arkadaşlarım. Ve bunun için üzerimize düşeni yapacağız, yapmaya devam edeceğiz, göreceksiniz. Yeni bir başlangıç için bu soygun, zam, zulüm, zindan düzenini değiştirmek için asıl kilit, anahtar buradadır, sizin elinizdedir. Bu anahtarla bütün o paslı kapıları açmak da bizim görevimizdir. Bütün Türkiye halklarına ve bölge halklarına sözümüzdür. Mutlaka yapacağız, mutlaka başaracağız bunu arkadaşlar. Tekrar hatırlatalım. Bugün bir elektrik zulmü yaşanıyor değil mi? Bütün Türkiye'de. Elektriğe %100'den fazla zam geldi. İnsanlar faturalarını ödeyemiyor. Esnaf dükkanını kapatıyor. Burada Nusaybin'de kaç tane esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı? Kaç tane küçük tekstil atölyesi çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. Ama bu yeni bir şey değil işte. Biz kaç yıldır bağırıyoruz. DEDAŞ zulmü bu toprakları kurutuyor diye. Ve hep söylüyoruz. Ne zaman bir zulüm politikası devreye sokulacaksa önce bu topraklarda denemesi yapılıyor. Önce burada hazırlanıyor. Yıllardır Mardin'in, bölgenin, bu çevredeki pek çok şehrin çiftçileri DEDAŞ zulmüne karşı durmadan bağırıyorlar, ses çıkarmaya çalışıyorlar. Ama bu sesler ülkenin başka yerlerinde yeterince duyulmadığı için şimdi elektrik zulmü ülkenin tamamına yayıldı. Aynı şey savaş politikaları içinde geçerli. Burada pişirilen bütün politikalar gün geliyor ülkenin tamamına yayılıyor. İşte bunları kökünde durdurmak için buradaki büyük mücadeleyi, büyük inancı ve kararlılığı görmek lazım. Türkiye'yi, bu bölgeyi barış, demokrasi, adalet, eşitlik yolunda değiştirecek güç buradadır. Bizleriz, sizlersiniz. Bu ülkede bu iradeyi bütün halklarla buluşturacak inanç da bizdedir. Kararlılık da bizdedir.
büyük barışı da kuracak asıl program işte buradadır. Emzanın reya mevkiliye beni hocaya ki em yekitiyek ve korktur bükün re kıstınak ve korktur bükün hevalno meşame reya me reya azadiyeye reya aşitiye mazına reya demokrasiye u vekiriye hun biminin bukhir koşiye de reya mevekili be hatır kün Allah'a ısmarladık.